Merhabalar. Uzun zamandır ara vermiştik bir YouTube videolarımıza. Şimdi bugün bambaşka çok değişik bir kuzu pirzola çekimiyle geri dönüyoruz. Ne yapacağız? Evet, daha önce kuzu pirzolalar çektik ama bu seferki çok farklı. Bütün, yaklaşık olarak 250 gramlık bir bütün kuzu pirzolayı önce tavada çok güzel mühürleyeceğiz. Sonra biraz değişik bir kaplamayla fırınlayacağız ve bambaşka bir tada ulaşacağız. Başlamadan önce sizlere hemen malzemelerimi tanıtmak istiyorum. Evet, tabii ki de yemeğimizin ana temel malzemesi çok güzel. 3 kalem, hiç kesilmemiş, bütün halde güzel bir kıvırcık kuzu. Kıvırcık kuzu seçmemizin sebebi, kekik ve aromatik otlarla sadece otlayan, içindeki mermerimsi yağ dokusu çok güzel olan yumuşacık pamuk gibi bir kuzu pirzolamız var. Her zaman olduğu gibi döküm tavamızı koyduk ve altını yakıyoruz. İyice ısınması gerekiyor. Hemen etimizin dışını ayçek yağıyla bolca yağlıyoruz ve tuzluyoruz. Daha sonra döküm tavamız yeteri kadar ısıya ulaştığında da mühürlemeye başlayacağız. İlk mühürlemesini burada yapacağız. Bakın, pişirmeyeceğiz. Güzel bir mühürleme yapacağız. Sonra fırınlayacağız ve daha sonra kaplayıp tekrar fırına atacağız. Niçin fırınlayacağız? Çünkü bu kalınlıkta bir kuzu pirzolayı tavada veya mangalda orta iyi pişirmek için uğraşırsak kuruturuz. Kuzu da diğer etlerde olduğu gibi az pişmiş falan olmaz. Kuzu eti minimum orta, en ideali ise orta iyi pişme seviyesindedir. Etimizi güzelce yağladık. Hemen deniz tuzumla bolca da tuzluyorum ve mühürleme işleminin en iyi şekilde sağlanmasına yardımcı olacak ekipmanlar. Evet, tavamıza bakıyoruz. 1, 2, 3, 4. 5. saniyede yeteri kadar ısıya kavuşmuşsa tamamdır ve hızlıca mühürlemeye başlıyoruz. Öncelikle yağlı kısmını koydum. Yağı tavaya salacak. Dört bir tarafını mühürleyeceğiz. Mühürledikten sonra aromatik bir tat verebilmek için biraz tereyağı, taze kekik, taze biberiye ve sarımsakla banyo yaptıracağız. Bu bize daha güzel bir aroma sağlayacak. Unutmayın, biz şu anda kuzu pirzola bloğunu komple pişirmiyoruz. Sadece mühürlüyoruz. İçini çektirmesini fırınımızda yapacağız. Ve daha sonra da en son noktayı farklı bir aroma katacak bir karışımla dışını kaplama yapacağız. Bunu göreceğiz. Devam edebiliriz mühürlemeye. Burada düz bir tava kullanıyorum. Düz bir döküm tava kullanıyorum. Çünkü zaten dışını kaplayacağım için çizgili döküm tavaya ihtiyacım yok. Ve içinde de en ortasında yağla, kekikle, biberiyeyle tatlandıracağım, banyo yaptıracağım için her yerinden alması gerekiyor. O yüzden döküm tavamı düz olarak tercih ettim. Kıvırcık kuzunun mükemmel aromasının kokusu yayılmaya başladı. Kıvırcık kuzu dünyanın bence en iyi kuzusu. Çok şanslıyız bu konuda, bu coğrafyada yaşıyor olmamızdan dolayı. Kıvırcık kuzu devamlı olarak özellikle Balıkesir ve Trakya tarafında Biga Keşan'da otlakta otlayan ve çok lezzetli, hiç böyle insanları rahatsız eden kokusu olmayan yumuşacık bir kuzudur. Bu yüzden bu coğrafyada böyle bir kuzuyla tanışmış ve yaşıyor olmaktan dolayı çok şanslı olmalıyız. Güzel mühürlemesini yaptık, kabuğunu kapattık, etin suyunu içine hapsettik. Her tarafının mühürlemesini tamamladık. Dışındaki yağ tabakasında bir çıtırtama oluştu. En son bir 10'ar saniye daha etrafını alalım. Bu sırada etimizi banyo yaptıracağımız tereyağı, taze kekik, taze biberiye ve sarımsağımızı tavamızın içine atmaya başlıyorum. Taze kekik ve taze biberiyeyi bütün olarak atabiliriz. Ve sarımsaklarımı da diş olarak atıyorum. Bakar mısınız? Dışı çok güzel. Nar gibi kızardı.
Evet, şimdi bu yağın içindeki kekik, biberiye ve sarımsağın oluşturmuş olduğu aromalı tereyağımızla etimizin dışını banyo yaptırıyoruz. Ve ona taze kekik ve taze biberiyenin de mükemmel kokusu ve tadını da katıyoruz. Yaklaşık olarak 1 dakika kadar etimizi bu aromalarla tatlandırdıktan sonra fırınlama işlemine geçeceğiz. Fırınlamada amacımız eti içini, iç dokusunu da çektirebilmek. Bunun için fırınınızı 100 derecede yaklaşık olarak 10 dakika, 15 dakika dinlendirmeniz orada hafif içinin çekmesine yeterli olacaktır. Evet, etimizin tavadaki mühürleme işlemlerini bitirdik. Etimizi bir fırın kabına alıp 150 derece, yani 100 ile 150 derece arasındaki bir fırınımızda 10 dakika boyunca bekleteceğiz. Bu evinizdeki fırının yüksek ısı vermesiyle doğru orantılıdır. Eğer ev fırınları benim kullandığım endüstriyel fırınlardan biraz daha az güçlü olduğu için 120-130 derecelere fırınınızı ayarlamanız yeterli. Kaba fırın kabına kuzu pirzolamı alıyorum. Üzerine hem tereyağı hem de kendi yağından kalan sıvıyı da kekiğini, biberiyesini de koyarak fırınlama harekete başlıyoruz. Evet, tavadaki mühürlemeyi bitirdik, fırınımıza geldik. Ben fırınımı 100-125 dereceye ayarladım. Yaklaşık olarak 10 dakika fırınıma giriyorum. Dakika sonra fırından çıkaracağız. Bu sırada kuzu pirzolamızın dış kaplamasını yapmaya başlayalım. Kuzu pirzolamızı fırına attık. Şimdi dış kaplamasını hazırlayacağız. Dış kaplamasında bizim en önemli lezzet veren şeyimiz taze kekik ve taze biberiye. Taze kekik ve biberiyeleri bütün olarak rondonuza veya mutfak robotunuza atabilirsiniz. Saplarını, sert yapıda sapları varsa onları ayıklayalım. Ben tane kişnişi çok seviyorum. Tane kişniş damakta bağımlılık tadı bırakan çok güzel bir aroması vardır. 2-3 diş sarımsak. Kekik aroması fazla olabilir. Biraz safran renk açısından ve tat aroması açısından çok güzel olacaktır. Galeta unu atacağız kaplamamıza yardımcı olması için. Çekerek tadına bakacağız. Zeytinyağı bağlayıcı özelliğiyle karışımımızı bağlaması için atıyoruz. Elde etmek istediğimiz karışım yoğun, yeşil, aromatik bir karışım. Bu yüzden şimdi sıra geldi tuz ve karabiberimizi eklemeye. Galeta unundan bir tutam daha koyuyorum. Ve biraz daha zeytinyağı. Karışımımızı tamamladık. Şimdi bunu tabağımıza alalım. Çok güzel bir kokusu var. Kekik, biberiye, sarımsak, baskın kokular içinde. Pirzolamızın dışını kaplayacağız. Burada ulaşmak istediğimiz kıvam hafif böyle muhallebiden koyu bir muhallebi gibi. Pirzolamızın dışını kaplayabileceğimiz bir kıvam olması gerekiyor. Evet, kuzu pirzolamızı fırından aldık. İyice içini çekmeye başlamış. Bir tur daha fırınlayacağız ve içinin daha da güzel çekmesini sağlayacağız. Şimdi karışımımı şöyle yatak gibi açıyorum ve kuzu pirzolamızın etrafını kaplamaya başlıyorum. Eğer ki çok sıvı olursa karışımınız, galeta unuyla birazcık daha onu kayılaştırabilirsiniz. Kaplamada yardımcı olması için. Buradaki amacımız dışında itibaren ısırıp yemeye başladığımızda sebzelerin, yani taze kekik, taze biberiye gibi bitkilerin de tadını, aromasını alabilmek. Kaplamamızı tamamladıktan sonra fırına tekrardan gireceğiz. Evet, kuzu pirzolamızın dışını kapladık. Size bahsettiğim gibi birazcık daha koyu bir kaplama yapmak için galeta unuyla destekleyebiliriz.
Yine fırın kabımıza alıyoruz. Ve aynı ısıda 10 dakika daha fırında bekletiyoruz. Kuzu pirzolayı fırın kapladık, mükemmelce fırınladık, içini de çektirdik. Şimdi tabağımıza yerleştirme zamanı geldi. İçinin kıvamını da görmek için hafiften, tabii çok dikkatli olmak gerekiyor, dağıtılıyor. İçi tam istediğimiz gibi pes pembe, sulu şekilde duruyor. Tabağımızı yerleştirmeye başlıyoruz. Kuzu pirzola da garnitür olarak benim çok sevdiğim tatlı patates püresi tabağımda kullanıyorum kesinlikle. Kuzu pirzolamı dilimlemiş ve içini de geçirmiş oldum. Aynı şekilde domates, kapya ve hafif de vişne reçeli kullanarak yaptığımız bir domatesli sosumuz var, tat verecek. Tabii ki de ızgarada geçirdiğimiz kuşkonmaz onun vazgeçilmezlerinden. Kekiğimizi de koyduktan sonra tabağımız hazır. Afiyetle yemeniz için sizi bekliyor. Kuzunun bütün suyu, tadı içinde ve afiyetle yiyebileceğiniz kıvamda. Tekrar görüşmek üzere.